İyi akşamlar. İyi akşamlar, afiyet olsun. Kimdi bu? Bizim bir şirkette çalışıyor, lojistikte. Demek ki çalışanlarınıza karşı çok bonkörsünüz Reşat Bey. Patronlar aynı yerlerde yemek yiyebildiklerine göre. Ya. Görün işte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şarap menülerinizi inceleyin efendim. Ben birazdan siparişlerinizi almaya geleceğim. Teşekkürler. Bakma. Bunlar şeyler değil mi? Asu. Evet, Yaşar Anlar. O da resimdeki çocuk. Ya kapa çeneni. Pardon. Üzerinize geldi mi? Yok, hayır, yok. Teşekkürler. Bak hala bakıyorsun. Bakma dedim ya. Ya yeter. Bak bana iyi davranmazsan çeker giderim. Otur yerine. Herkes bize bakıyor. Keşke gelmeseydim. Ayaklarım kırılsaydı da gelmeseydim. Asu kendine gel. Beni pişman etme. Tamam, uzatma. Otur yerine. Tuvalete gideceğim. Ender daha biz üniversitedeyken başlamıştı dernek çalışmalarına. Toplantılar yapar, üniversite arası ilişkiler kurar. Çok büyük organizasyonlar yapardı. Daha o zamandan başlamıştı milletvekili işi olmaya, hazırlanmaya demek ki. Artık sizi de görmek istiyoruz bu çalışmalarda. İnşallah. Tabii neden olmasın? Ben iki dakikanızı rica edeceğim. Nereye hayatım? Çocuk bizi görünce huzursuz oldu. Bir rahatla diye. Evet anneciğim, sen de dernek çalışmalarına katılsana. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Mustafa? Yemek yiyeceğim. Terbiyesizlerin lüzum yok. Burada olduğumuzu bile bile geldiğini biliyorum. Ben de sizin gibi aynı yerlerde yiyip içeceğimi, aynı yerlerde gezeceğimi söylemiştim. Niye sinirleniyorsunuz ki? Bana bak. Üstelik bugün Meltem Hanım'la konuştuğumda benden niye kopamadığınızı çok daha iyi anladım. Ona ne söyledin? Yazdığınız hikayeden başka bir hikaye anlatmadım, merak etmeyin. Ama bu durum sizden alacaklarımın garantisi oldu. Şimdi müsaade eder misiniz? Afiyet olsun. İyi misin? Bundan sonra kabalaşmayacağına söz verirsen daha iyi olacağım. Özür dilerim. Bilmecenin devamı var. Bilmediğin şeyler. Ben biliyorum. Bunu çözebilecek tek kişi... Thank you.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.